Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet tutulma haftasındayız. Bu hafta haftanın hemen başında Pazartesi günü 7 Ağustos'ta akşam 21.10'da 15 derece Kova burcunda ay tutulması meydana gelecek. 2017'nin ikinci tutulma döngüsü bu. İlkini Şubat ayında yaşamıştık. Şimdi Ağustos ayında yaşayacağımız tutulmalarla beraber önümüzdeki 6 aylık dönemin ana temaları bir şekilde gökyüzünde belirlenmiş olacak. Evet, tutulmalar en önemli astrolojik olaylardandır. Çok daha kadersel, daha büyük dönemleri, dönüşümleri, döngüleri işaret ederler. Şu anda Aslan Kova aksındaki ay düğümleriyle beraber Kova'da ve Aslan'da olan bu tutulmalarda, evet, özellikle doğum haritalarınızda Kova burcunun ve Aslan burcunun bulunduğu ev alanlarınızda bazı önemli hareketleri, değişimleri, yeni enerjileri getirebilir. 7'sinde meydana gelecek Kova ay tutulmasının ardından ayın 21'inde de Aslan burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Sizin 12. eviniz ve 6. eviniz etki altında. Kova burcu ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma enerjileri tüm haftayı kapsıyor ama etkileri biraz daha uzun olduğu için aslında Eylül sonuna kadar da sizin yaşamanızda belirleyici olacak diyebiliriz. 12. ev genel anlamda biraz daha böyle sürprizli bir evdir. Gizli bir evdir. Aynı zamanda son derece ruhsal, manevi etkiler taşıyan bir evdir. Burası size güçlü manevi açılımlar getirebilir. Ruhsal anlamda ilerlemeler olabilir. Yaratıcılığınız artabilir bu dönemde. Aynı zamanda hayatınızda bazı gizli olan konular aydınlanabilir. İlginç durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Şifa çalışmaları için özellikle. Psikoterapi gibi ruhsal bedensel arınma konuları, zararlı alışkanlıkların bırakılması, örneğin tutulmalar sonlanmaları da tetiklediği için 12. evinizde artık hayatınızdan çıkarmak istediğiniz, sizin için yararlı olmayan her türlü kavramı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu bir ilişki de olabilir, bir bağımlılık da olabilir ya da işinizle ilgili bir konu da olabilir. Yani iş hayatınız, günlük hayatınız, mesleğinizle de ilgili önümüzdeki 1,5 aylık dönemde bazı önemli kararlar vermeniz mümkün. Bu dönemde sağlığınıza daha fazla dikkat edin. Yani sağlığınızla ilgili herhangi bir belirti, herhangi bir şey hissederseniz bunu ihmal etmeyin. Kendinize bir bakımı almak, bir kontrol yaptırmak, bir check-up yaptırmak için de uygun bir dönem olduğunu söyleyebiliriz sevgili balıklar. Evet, etkiler Eylül sonuna kadar güçlü bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.